Tamam ben. Burada bağırmış. Bayram şartları. Reşat Yıldırım. Geliyor. Hatip Aktanıçoğlu. Erol Şenik'in alabiliriz şehir dışında. Yok. Ha, tamam. Burada mı? Ana simgesi olan nutuk, benden nutuğu armağan ediyorum. Üçünü birleştireceğiz ve bu ülkeyi Allah'ın izniyle şahlandıracağız. Sevgili kardeşlerim, şunu hepimiz biliyoruz ki makamlar, mevkiler gelip geçici. Hayat da gelip geçici. Seydişehir'de günde herhalde 2-3 tane Seydişehirli kardeşimiz evliliğimizi yolcu ediyoruz. Dolayısıyla biz buraya gelirken buradan belli bir süre sonra biz de inanıyorduk, onu da biliyoruz. Dolayısıyla halkın tecellisi, demokrasinin tecellisi, vatandaşın iradesi neyse ülkemizde bir seçim oldu. Dolayısıyla bir yarış oldu. Biz bu yarışın dışında kaldık. O şekilde devrediyoruz. Seyitşehir'e güzel hizmetler yaptığımıza inanıyorum. Hasan Başkanımızı biz 10 yıl, 9 yıl değil mi? 9 yıl beraber çalıştık meclis üyesi olarak. Uyumlu bir çalışmamız oldu. Oradan tanıyoruz. Daha önceki yıllarında herhalde bir 15 yıl öncesinde de tanıyoruz. Büyük bir 25 yıllık bir geçmişimiz var. Yani kendisinin çalışan, dürüst insan olduğunu ben biliyorum. Seyitşehir'e hizmet edeceğine inanıyorum. Bu noktada bizim 10 yıllık bir tecrübemiz var. Bugüne kadar yaptıklarımız eksiklikler noktasında ya da elimizdeki çalışmalar noktasında bize ihtiyaç duyulursa Seydişehir'in gelişmesi anlamıyla Seydişehir'e hizmet edilmesi noktasında biz her zaman kendilerine destekçi olacağımızı, destek vereceğimizi, yanlarında olacağımızı buradan beyan ediyoruz. Yani biz çekildik buradan, ondan sonra Seyitşehir Belediyesi virane olsun gibi bir düşüncemiz kesinlikle yok, olmayacak da. Hizmet edilmesi gereken yerlerde destek isterse destek vereceğiz. Müsaadenizle taze başkanım, birkaç cümle daha şirketle şeyle ilgili basın mensuplarımız olduğu için arkadaşlar. Şu anda banka mevcutlarında 23 milyon 989 bin lira nakit paramız var. Alacak toplamlarımız 22 milyon 86 bin lira. Belediyenin ağırlıklı iller bankası, özel bankalara borcu yok.
borç toplamı 49.829 lira. Yani şu anda eksideki farkımız 3.754.000 lira belediyenin alacak verecek çıktığı zaman borcu. Biz hiç kimseyi eleştirmedik. Sadece bilgi notu olarak söylüyorum. 10 yıl önce biz aldığımızda 12.500.000 lira borç vardı. Bunu bilgi olarak söylüyorum sadece. Şirketle alakalı kasamızda şu anda 2.616.000 lira var. Alacaklar 22.568.000 lira. Sebeltaş'tan bahsediyoruz. Borçlar 14.558.000 lira. Yani aradaki artı fark 10.626.600 lira gibi bir fark var. Elhamdülillah hizmet ettik ama belediyeler borç yapar, borç bırakır, gelen öder, bunları eleştirmiyoruz ama sonuç itibariyle de temiz bir belediye bıraktığımıza inanıyoruz. Ben Hasan Başkan'ıma tekrar hayırlı olsun diyor. Başarılar diliyorum. Kıymetli Seydişehirler, kıymetli yol arkadaşlarım, bu yolu hep beraber yürüdük, hep beraber çaba sarf ettik, hep beraber gayret sarf ettik. Hep birlikte uzunca bir süre bu iş için uğraştık. Çok şükür milletimiz teveccühünü gösterdi ve emeklerimizin karşılığını hep beraber aldık. Ve artık memleket için hizmet etme zamanı. Artık bize memleketimizin insanları bu sorumluluğu verdiler. Artık memleketimiz için hizmet etme zamanı. Memleketimize çok güzel işler başarma zamanı. Sizlerin, hepinizin desteği için, bugüne kadarki gayretler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok gayret sarf ettiniz, çok çaba sarf ettiniz. Hep birlikte çalıştık. Milletimizin teveccühünü hep birlikte kazandık. Ve yine hizmetlerimizi de toplumumuzla beraber, sizlerle beraber hep birlikte yapacağız. Sahada ne söylemişsek o, lütfen söylediklerimizi unutmayalım. Hiç kimseyi kutuplaştırmak yok, hiç kimseyi ayrıştırmak yok. İnsanları ayrıştırmak bizim zihniyetimize yakışmaz. Bizim zihniyetimiz insanları... İnsanı insandan ayırmayan zihniyet. Sen bunu ağlayanlar da arkasını dönsün. Lütfen bunu unutmayalım. Hepimiz hiç kimsenin kalbini kırmayalım. Bize oy vermemiş vatandaşlarımıza da kalbini kırmadan, bu memleketin her bir bireyin hiçbirinin kalbini kırmadan hareket edelim. Bu bizim için çok önemli. Çünkü biz bunun sözünü verdik. Benim hayat biçimim, hayat tarzım bu. Hepimizin hayat tarzının bu olması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Ve bu anlamda bütün toplumumuzun bütün insanlarını kucaklayacak ve bu şehri tekrar insanların yüzünün güldüğü ve insanların mutlu olarak yaşadığı bir şehir haline getirmek, insanlarımızın mutluluğunu gözlerinden okumak istiyoruz. Tekrar buradaki bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun.